arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir konuğum var. Kendisi doktor psikolog Zehra Hanım. Hoş geldiniz kanalıma. Teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bugün Zehra hocamla çok güzel bir konuya değineceğiz ve sohbet edeceğiz. Umarım siz de bu sohbetten çok keyif alırsınız. Günümüzde çok gündemde olan konulardan olan depresyon hakkında konuşmamızı isterim. Çok güzel bir konu aslında seçtin Ayten Hanım. Bugün gerçekten öyle, korona döneminden sonra depresyon oldukça artmaktadır. Hatta biz şu anda bunu çocuklarda bile görebiliriz. Ergenlerde daha çok fazla oldu ve şu anda bu pandeminin uzun sürmesi aslında depresyonun da artmasına neden oldu. Günümüzde çok önemli bir konudur depresyon. Ve birçok kişi depresyonda olduklarından bile haberdar değiller. Farklı nedenlerle geliyorlar aslında psikoloğa. Biz bunu çok böyle açık şekilde, hani ben depresyona girdim de o yüzden gidiyorum psikoloğa, öyle görmüyoruz da. Daha fazla mesela nedeni bulunmayan bir ağrılarla gelebilirler. Aslında doktora gitmişler, baş ağrıları veya hatta sırt ağrıları ya da mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları bile olabilir bazen. Veya sinir, öfke kontrolünü kaybettiği için bazen geliyorlar. Ya da mesela eğitim konularında, çok özellikle eğitim konularında, üniversite öğrencilerinde ya da çalışmasına kendisini odaklandıramıyor, yani odak konusunda biraz zorluk çekiyor. İşlerini doğru düzgün yerine getiremediği için birçok nedenlerle aslında depresyonun ta kendisiyle biz ilk seansta karşılaşmıyoruz. Ama birkaç sorudan sonra direkt anlıyoruz kişi depresyondadır ve bundan haberdar değildir. Ama maalesef depresyon öyle bir konu ki kişinin hayatını çok farklı farklı şekillerde tetikleyebilir. O zaman şöyle söyleyelim. Konuyu toparlayacak olursak, ilk önce depresyon nedir? Evet. Veya biz kendimiz depresyonda olduğumuzu nasıl anlarız? Ve depresyonda olduğumuzu anladık diyelim ve bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunu kısaca özetlerseniz çok sevinirim. Evet, depresyonda olmak, ilk önce bunu söylemek istiyorum. Bazen azıcık kişi mutsuz oluyor ve depresyona girdiğini sanıyor. Öyle bir şey yok. Depresyonda olmak için belli bir şartların olması gerekiyor. Yani kişi o üzgünlüğünü, o durumlarını en az 2 hafta sürmesini görmesi gerekiyor ki buna depresyon belirtisi gibi teşhis edebiliriz. 2 hafta sürdükten sonra evet geçmiyorsa, özellikle mesela bir kayıp yaşamadıysa, bir yakınını kaybetmediyse ya da bazen biz görüyoruz ki depresyon mesela bu şekilde olabilir. Öfke kontrolünü kaybetmiş. Öfke kontrolünü kaybetmek için belli bir neden yok ortada. Ya da uyku sorunu var mesela kişi. Geceler uykusunda sorun yaşıyor. Ya kısa kısa uykular görüyor ya da mesela uykuya gitmekte sorun yaşıyor. Ya da uykudan kalkmak için sorun var. Mesela sabah 8'de kalkması gerekiyor ama 11.30-12 olmuş, hala yataktan ayrılamıyor. Evet. Ya da mesela bazen yemek sorunları görüyoruz. Daha fazla yemek isteği ya da hiç yemek istememek. Bazen bunları görüyoruz. Bazen işine odaklanamamak. Bildiğiniz gibi depresyon konusu, hani biz daha detaylı klinik açısından bakmak istesek, klinik psikolojide böyle bir şartlar vardır. Evet, kişinin hayatını, iş hayatını etkilemesi şarttır. 2 hafta olması şarttır. Onun uyku düzeninde, yemek düzeninde bazı değişiklikler veya ölüm hakkında çok düşünmekler, hani ölüm uykuları, hatta rüyaları görmesi veya hep ölülerle ilgili bir rüyalar görmek, bu da bir depresyon işareti olabilir. Ya da mesela öfkesini kontrol etmekte sorun yaşaması ya da bunun gibi bir durumlar, mesela bazı şartlar vardı depresyon için. Depresyonun da farklı çeşitleri vardır aslında. Bazı depresyonlar insanı mesela fiziksel ağrılara bile neden olabilir. Öyle bir depresyonlar vardır aslında. Kişi fiziksel ağrılar yaşıyor ama bunun gerçek nedeni depresyondur aslında.
bu şekilde de görünebilir. Biz daha çok mesela filmlerde falan görüyoruz. Bir kişi depresyondaysa işte odasına kapanıyor. Aynen. Şarkı dinliyor, sürekli ağlıyor veya ama maalesef hep böyle olmuyor. Aynen. Yani işinde olan genel günlük rutin hayatını ben yaşayan anladım. Kişiler var ama depresyondalar ve farkında değiller. Hatta bazı depresyonlar var. Gizli depresyon diye bir şey var. Kişi kendisi bile farkında değil depresyonda olduğunu. Mesela bakıyorsun gayet normal şekilde işini yapıyor, hayatını devam ettiriyor. Ama aslında bakıyorsun ki işini yaptığı zaman hatta böyle hayatından aslında zevk almadan yapıyor. Hı-hı. Yani bunu yapmam gereken diye bir şey koymuş kafasına. Monoton bir hayat yani. Robot evet. Gibi her gün aynı şeyleri. Maalesef evet. Ve günlük hayatı onun için hiç de böyle yenilik falan değil de yapması gereken bir şey yapıyor. Ve böyle bir şey düşünüyor. Tamam yani depresyonda olursam eğer işler kalacak falan olacak. Bu şekilde. Hatta biz erkeklerde bunu daha çok görüyoruz. Depresyonda olan erkekler adeta bayanlar gibi depresyonda olduklarını fark etmiyorlar ya da hiç onu göstermiyorlar. Yani bazen maalesef böyle bir düşünce vardır. Depresyon kadın hastalığı diye böyle bir bakış vardır ama gerçekten gerçek bu ki biz bunu erkeklerde daha çok gizli şekilde görüyoruz. Maalesef daha çok öfke kontrolleriyle görüyoruz. Yani erkekler daha çok depresyonda oldukları zaman öfkelerinde sorun yaşarlar. Mesela bazen biz bunu görüyoruz. Aileler mesela bir bayan gelmişti, hiç hatırlamıyorum, unutmuyorum aslında. Bayanın sorunu buydu. Eşim galiba beni aldatıyor. Neden? Çünkü geceler uyumuyor. Yatağını benden ayırdı. Ne bileyim kanapede uyuyor, dizi izlerken uyuyor. Hiç benimle sohbet etmiyor falan filan bu şekilde gelmişti. Ama hiç de aldatma falan yoktu ortada. Erkek depresyonda olduğu için bunların hepsini yapıyordu ama bayan eşi aslında onu aldatıldığını düşünüyordu ama gerçek bambaşka bir şeydi. Yani erkeklerde depresyon biraz farklı oluyor. Ya da mesela çocuklarda depresyon şey gibi oluyor. Mesela çocuk hep böyle bir şeyleri bahane ederek huysuzluk yapıyor. İştahında değişiklik oluyor. Uykusunda sorun yaşanıyor. Böyle her bir küçük bir şey için bağırıyor, ağlıyor, sorun yaşatıyor ve bu şekilde biz çocuğun depresyonunu algılayabiliriz. Ya da mesela böyle bir olmuyor. Mesela biz çocuklarda veya ergenlerde böyle bir şey çok az görüyoruz. Hani odasına kapandı, ben depresyondayım. Tabii ki çocukta ya da ergende ya da erkekte böyle bir şeyler çok nadir görünebilir. Bu kadar kolay değil depresyonu teşhis etmek. O yüzden bir psikolog çok bu konularda çok hassas yanaşması gerekiyor. Çok genel bir sorular vardır. Onları kesinlikle sorup öğrenmesi gerekiyor. Özellikle eğer depresyon olan kişinin, hastanın yakınlarında böyle bir sorun varsa, annesinde, babasında, yakın akrabalarında depresyon sorunu yaşayan bir kişi varsa, irsi bir tetikleyici bir amil varsa eğer bu daha çok detaylı şekilde araştırılması gerekiyor. Peki hocam şu esnada bir soru daha sormak istiyorum. Sizce depresyon çocuklarda kaç yaşından sonra görünüyor genel olarak? Bir çocuğun mesela 3 yaşından daha 3 yaşı tamamen bittikten sonra da olabilir. Bazen onda daha erken de hissedilebilir ama bir teşhis olarak tam da bu çocuk depresyondadır onu demek için bazıları 3 yaşının bazıları 5 yaş belirtiliyor. Hatta o kadar küçük yaşlarında. Veliler de buna çoğu zaman işte yemeği her şey var. İşte şımarıklık yapıyor şımarıklık, diye. Evet. Bazen maalesef depresyon çocukta şımarıklık gibi kendisini gösterebilir. Ama mesela ikinci çocuğun eve gelmesi bazen buna neden oluyor. Anne baba bunu anlamıyor mesela. Evet ikinci çocuk geldi dikkat istiyor falan. Tamam bunlar olabilir. Ama bazen de çocuğun sanki o çocukken, o küçükken annenin, babanın dikkatini kaybetmesi onun için bir travmatik bir durum olabilir. O travmatik bir durum onu cidden depresyona sokabilir. Evet. Ve anne babanın bu konuda çok bilgili olması, önceden çocuğu hazırlaması, hangi sorunlarla karşılaşacağız, çocuk neler hissedecek, ona hazırlıklı olması ve duyarlı davranması bu çocuğun depresyon yaşayıp yaşamamasını ciddi şekilde etkileyecek. Bazen de veliler şöyle düşünüyor, işte ne istiyorsa alıyoruz, her şeyi yapıyoruz ama aslında asıl istediği ilgi, alaka, manevi isteklerini vermedikleri için aynen. Çocuklar. Çünkü mesela biz 5 yaşımıza kadar aslında bazı psikologların düşüncesi şudur.
5 yaşına kadar bizim kişiliğimiz belli oluyor. Anne babamızla ilişkimizde gerçekten gelecekte 30 yaşında, 40 yaşındaki kişiliğimiz belli oluyor aslında. Evet, o yüzden o kadar kritik dönemler ki yani 5 yaşına kadar ne yaşadığımız, nasıl bir ilişki içinde olduğumuz, o istediğimiz içten gelen fıtri sevgimiz, annemize babamıza karşı o ihtiyacımız nasıl oluyorsa hayata bakışımız aslında öyle oluyor. Mesela bir çocuk ağlayarak hep yemek almışsa annesinden, ağladığı zaman istediğine kavuşmuşsa, ağlamak yöntemiyle büyüdüğü zaman bile hayatla öyle, o şekilde davranmaya başlıyor. Aynen. O yüzden çok etkili bir dönem yani depresyonun böyle çok hassas bir başlangıçları o yaşta başlayabilir. Sanki umutsuzluğa kapanmak, istediğini yapamamak veya böyle hayatı karamsal görmek, güven almamak, hayat güvensiz bir yerdir. Çünkü çok sevdiğim birisi hep gidebilir gözünden, hep beni bırakıp gidebilir, hiç dönmeyebilir. Bu duyguları yaşamak çocuklukta evet maalesef depresyona da neden olabilirdir. Çok güzel konulara değindiniz. Evet, çok teşekkür çok ederim hocam. Çok hassas konular. Sorunuz çok güzeldi. Son olarak şunu sormak istiyorum. Mesela bize çok yazıyorlar. İşte ben depresyondayım, gelirsem kaç seansta bunu halledersiniz? Maalesef bunu çok soruyorlar. Bu şekilde sorular da oluyor. O yüzden evet. Buna da kısa bir cevap bu psikoloğun hangi yöntemle başladığına da bağlıdır aslında. Danışanın hangi durumda olması da bizim için çok önemlidir. Bazı psikoloji durumlar vardır. Mesela depresyonun bazı aşamaları vardır. Kesinlikle orada bir psikiyatrist yardımı kesinlikle bizim için gerekiyor. İlaç yani, kullanması gerekiyor. Yani. Mesela ben bir psikolog olarak, klinik psikolog olarak onunla çalışmam için tamam bunu ilk önce yataktan kaldırmamız gerekiyor. Yani o kadar durum vahim ki sen bu depresyonda olan kişiyi yataktan kaldırmak için ciddi şekilde bir ilaç desteğine gerekiyor. Yani hani o seansa gelmesi için, bu odaya gelip benimle konuşması için hani annesi elinden tutup da getirsin, eşi onu zorla mı getirsin, bu şekilde pek de verimli olamadığı için bazen bir ilaç desteği gerekiyor. Ya da bazı durumlarda kişi depresyonda olduğunun farkında değil. Tabii ki o zaman daha çok zaman ayırmamız gerekiyor onun için. Kendisi farkına varsın diye. Ama bazen o kadar bilinçli geliyorlar ki danışanlar, gayet farkında, gayet bilinçli İyileşmek şekilde. İyileşmek isteyeni iyileştirmek evet, daha kolay evet, bu tabii ki çok daha kolay oluyor. Hocam ben depresyondayım, biliyorum. Belirtilerini okudum, araştırdım. Mesela o kadar bilinçliler ki, tabii ki o zaman biz ona daha kolay, daha hızlı, daha az seansla ona iyi gelebiliriz tabii ki. Ama kendi isteği, kendi iradesi. Ve bu hayata bakışı bizim için çok önemli. Bir depresyonda olan hastanın fikrini değişmemiz için bunlar çok önemli. Aynı zamanda da bazen mesela depresyonda olan bir hasta için kognitif yöntemler, bazen CBT, bazen DBT, diyalektik yöntemler kullanıyoruz. Ve bu o hastanın kendisine bağlı. Yani o hangi yöntem buna daha iyi gelir? Şu anda onun hangi yönteme ihtiyacı vardır? Bu bizim için çok önemli ve her metodun tabii ki kendisine göre seans sayı vardır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Genel olarak bir şey söylemek doğru değil. Her kişiye evet, göre özel bir tedavi uyguluyorsunuz. Tabii ki, evet. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Bizi az da olsa aydınlattınız. Ben de teşekkür ederim. Zamanımız kısıtlı olmasaydı ben sizi saatlerle dinlemek isterdim. İnsan sakinlik yaşıyor sanki sizi dinlerken. Evet, teşekkür ederim. Ve şuradan izleyicilerimize söylemek istiyorum ki açıklamalar kısmına Zehra Hoca'nın hem Türk sayfasını hem Azerbaycan sayfasını bırakacağım. Bilenler için söyleyeyim, bilmeyenler için daha sonra söyleyeyim. Kendisi Azerbaycanlı aslen ama hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da seanslar vermektedir. Hem canlı şekilde hem online şekilde seanslarımız oluyor. Bununla ilgili detaylı bilgi için Instagram sayfamıza yazabilirsiniz. Tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Size de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da isterseniz sorular sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırız. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.